billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzilet fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Femen şehide minkumuşşehra felyasumhu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallahu, vallahu akbar, Allahu akbar ve lillahil hamd. Elhamdülillahi, es-salatu ve's-selamu ala Resulillahi. Amma ba'du, muhterem ehli İslam, aziz mihmanlar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiler. Allah ke hamd bosun. Yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz bosun. Tugab boryatgan Şaban, başlanayotgan Ramazonni Allah barchamizga xayrlik, barakotli qilib bersin. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, takbir aytilyapti. Muhtaramazlar, dinimizning odobida katta ulug' voqealardan oldin to'plansa jamoat, masalan, ertaga hayit kuni deganda to'planib qolsak, masalan, ertaga Arafat kuni deganda to'planib qolsak, takbir aytib qo'yilishi sunnat, mustahab odob ekan. Nafsul amrni aytganda biz takbir aytmay kim takbir aytsin? Bundoq holatlardamiz alhamdulillah. Bundoq ne'matlarni, nozi ne'matlarni qurshovidamiz alhamdulillah. Biz yashayotgan makonlar, o'lkalar tinch alhamdulillah. Bu Ramazonga shay bo'lib turibmiz, kutib turibmiz alhamdulillah. Ey Allah'ım, berayotgan ne'matlaringa shukr keltirib yashashni barchamizga nasib aylagin. Shukr degani Allohni bergan ne'matini Alloh aytgancha tasarruf etmoqni shukr der ekan. Albatta mu'minmanni o'zi bilan bo'larmidi? Kunda 5 vaqt namoz o'qimoqqa buyurilganmiz. Molimiz yetganida zakot berishga buyurilganmiz. Umrimizda qodir bo'lganlarimiz haj qilmoqqa buyurilganmiz. Ota-onalarimizni rozi rizo qilmoqqa buyurilganmiz. Rost so'zlashga buyurilganmiz. Aldamasga buyurilganmiz. Bu masalalarni umumlashtirib bandalik deb aytadi. Bandalik al-ibada, bandalik qilmoq. Allohi taborak va taolo ne'matidan yeb ichib bandalik qilish baxtini barchamizga nasib aylagin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana bugun alhamdulillah bundoq tugab borayotgan Shabon, mana bundoq bir ulug' voqea oldidan, Ramazonni oldidan yozilayotgan bu shukr nazr dasr hollari bir elga, yurtga shulardan bir duo olaman degan maqsud bilan, maqsad bilan, niyat bilan bu dasturxonlarni tashkil etibdilar. Aslida-ku dinimizda birovni yoshi bilan qutlamoqlig'ni ma'qul sanamagan. Chunki odamni yosh katta bo'lishi quvonchlik hodisa emas deb ta'rif etilgan. Baho berilgan. Odamning yosh katta bo'lishi quvonchlik hodisami? Masalan, birovni tabriklamoqni shundan karohat degan, odobsizlik degan. Masalan, 50 ga kiribsiz tabriklayman, 60 ga kiribsiz tabriklayman degani nariyog'iz yaqin qopti tabriklayman deganga o'xshab qolar ekan. Buni to'g'ri qarash kerak, har narsani o'zini nomi bilan atash kerak. Lekin Esonomon 60 ga kirsam, Esonomon 70 ga kirsam, Esonomon 80 ga kirsam, el ulusni chaqirib halim beraman, osh beraman, dasturxon yozaman desa, buni otini nazr der ekan. Nazr. Nazrni bajarmagan odam gunohkor bo'lar ekan. Ey, hamma ham 60 ga kiribdimi? Hamma ham 70 ga kiribdimi? Allohi taborak va taolo Mir Ilyos otani umrlariga yana barakot bersin. Bu kishining yoshlariga biz ham yetib olaylik. Bu kishini izzatlab, hurmatlab kelgan mehmonlarimizni ichida bu zotni yoshlarga yetmaganlar ular ham yetsin. Allohi taborak va taolo
barchamizdan duolarimizni ijobat aylasin muhtaram azizlar. Har joyni, har joyni, har majlisni, har vaqtni o'zini mavzusi bordir. Dinimizda bu voqealarga, bu holatlarga juda katta e'tibor bilan qaraladi. Ya'ni notiq, xatib deydi. Xatib degani dinimizni ahkomini, arkonini aytguvchi insonni xatib deydi. Joylarda imom domlalarimizni, xatiblarimizni asosiy vazifalari el ulusga xalqimiz uchun zarur bo'ladigan masalalarni, xalqimiz uchun muhim bo'ladigan masalalarni va dinimiz an'anaviy mazhablarimiz yo'lidagi eng muhim voqealardan boxabar qilib borishlari biz domla xatiblarga, imomlarga vazifadir. Allohim bu joylarda amr ma'ruf qilayotgan bizga o'xshagan kishilarni ham, buni eshitayotgan siz aziz mehmonlarimizni ham va mezbonlarimiz barchamizni rohi rostga boshlasin. So'z Imom al-Buxoriy hazratlarini Al-Adab al-Mufrad asarlaridan ota-onaga yumshoq gapirish haqida bir eshitaylik, shu bobdan bir eshitaylik. Allohi taborak va taolo barchamizni rohi rostga boshlasin. Demak, hozirgi Samarqandni Xartang Chelak degan qishlog'ida Hazrat al-Buxoriy dafn etilmishlar. Bu zoti bobarakotni butun olamlarda, butun olam ahli imomi dunyo deydi. Imomi dunyo. Imomi dunyo degani dunyo imomi degani. Dunyo peshqadami degani. Yana ul zotning unvonlaridan Amir al-Mu'minin fil hadis durlar. Hazrat al-Buxoriy mu'min musulmonlarni amiri durlar hadis olamida. Uchinchisi Hadithul ladzi la ya'rifuhu al-Imam al-Bukhari laysa bihadithin deganlar. Hazrat al-Buxoriy bilmagan hadis hadis emasdir deganlar. Birodarlar, shundoq bir ulug' darg'a, shundoq bir ulug' daho bizni yurtimizda yotishligi biz uchun katta baxtdir va mas'uliyatdir. Bir joylarga borsangiz, al-Buxoriyni yurtidanman deyorsangiz, insoniyat ta'zim qilyapti. Bu zoti bobarakotni loaqal ismlari, asarlari, hayotlarini o'rganib qo'yishlik bir vatandoshlik burchimizdir. Hazratni to'la ismlari: Abu Abdulloh, Muhammad, Ibn Abul Hasan, Ismoil, Ibn Ibrohim, Ibn Mughira, Ibn Bardizba, Jufi, Al-Ahnaf, Al-Buxoriy hazratlari bo'ladilar. Shu 9 ta nomlari kitobda yozilgan. Qabr toshda ham xuddi shu tartibda yozilgan. Hazrat 810 yilda tug'ilgan ekanlar, 870 yilda vafot bo'lgan ekanlar. 810, 870. Aniqrog'i 59 yil va 8 oy yashagan ekanlar. 60 ga ham bormagan ekanlar Hazrat al-Buxoriy. 40 dan oshiq asar yozgan ekanlar. 40 dan oshiq asar yozgan ekanlar. Shundan 12 tasi davrimizgacha yetib kelgan ekan. Shoh asarlari, eng asosiy asarlari Al-Jami' as-Sahih ichida 7563 ta hadis bor. Bu kitob Qur'ondan keyin birinchi kitob. Yana bilmasdan ikkinchi devormaylik, bunga ulamoni achchig'i chiqadi. Hazrat al-Buxoriy to'g'risida ikkinchi degan jumlani ishlatib bo'lmaydi. Bu kitobning ham to'la nomi Al-Jami' al-Muxtasar as-Sahih min umuri rasulillahi sallallohu alayhi vasallam va a'immaihi va ashabihi. Ikkinchi asarlari al-adab al-mufrad, demak odob yig'indisi, odob majmuasi. Hazrat shayx rahmatullohi alayhi, shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazrat odob durdonasi deb tarjima qildilar asarlari. Ichida 1233 ta hadis bor. Birodarlar, Hazrat al-Buxoriyni al-Adab al-Mufrad asarlaridan 1233 ta durdonadan bittasi ota-onaga yumshoq gapirish haqidagi bobdir. Matnlari
Bismillahirrahmanirrahim. An Taylasa ibn Meyyes radıyallahu anhu قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا فقال ليست هذه من الكبائر هن تسعون الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل المال اليتيم وإلحاد في المساجد والذي يستسخر به والبكاء والدين من العقوق فقال أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إيه والله فقال أحية والدك؟ قلت عندي أمي فقال فوالله لولا أنت لها الكلام وأطعمتها الطعام تدخل الجنة وتجتنب من الكبائر رواه البخاري Biz zihnimizde şuna kalkan hadis. Başka kitaplarda başkaça uslup bilen gelgen bu iş mümkün. Doğumda boy tam biri Arapça gapırıyor atıfsız bunu manasını biz düşünmesek bunu Özbekçe gapır olmayısız mı? Degen oralık saval tuğul iş mümkün. Muhterem azizler, Peygamberimizin hadisleri dese hadisine orijinal tarzda kandak gegen bosa şundak eti şarttır. Bu azammaz, kopanmaz bu hadisler bu. İkinciden, uluğlar aytken ki, Hazreti Peygamberimizden sadır bulgen, Allamelerini eserlerde bitilgen bu bitkiler hadisler, dertlerge şifa buladı degen, ilaha metinleri kalplerge, dertlerge şifa bulsun. Hadisinin manası ve şerhi, birden şerhini eytemiz. Taylasa İbni Meyyaz eytediler. Bu uluğ sahabinin namları, Taylasa İbni Meyyaz. Necdatlar bilen ötürgen edim dediler. Necdat degeni Benu Necd kabilenin namı. Benu Necd kabilesi bilen ötürgen edim. Bir günahlar kılgen edim yaşlıgımda. Şu kılgen günahlarım katta günah kekirse kere gidip öyler edim. Şerhi. Braderler, karımaydıgan adam yok, yaş ötmeydıgan adam yok. Lekin, mu'minni karıgeni bilen, başkanı, kapırı karıgeninin farkı var eken. Mu'minni karıgeni, ötken işlerini sarhisob kıla başlar eken. Mana işlerim doğru bo'lgan, mana işlerim hata bo'pti. Allah keçirgin, şu tamamını ötedi. İman nasip etmegeller ki, iman nasip etmegeller ki umuman başka, başka. Yani koru yaptınız ki, kapkette adamlar, kapkette 80'e 70'e kırgen adamlarını esi kırma yaptı ki, mahtum kula etediler. Yigitlikni zori ketti belimden, dert yamağını karılıkdır yaranlar. İlacı yok onun başka ölümden. Dert yamağını, karılık duruyor, ağırda bir beyt deyip gelirler. Mehtum kulu eyter, karımen batar, 80-90'ını özü hem yeter, özün bilmegen nadan tırceyip öter. Dert yamağını, karılık duruyor, adamını yaşı kette bölüşü bilen, ötken işlerine afsus kılışı, nedamet çekişi bu imandan eken, bu hadis kahramanı Taylasa İbni Meyyaz hem aynen şu halette. Yani beni kıyan işlerim katta günahlarga kırsa kere gidip öyledim. Ve Abdullah İbni Ömer'ni gördüm. O kişiye bu fikrimle eğittim. Şerhi. Abdullah İbni Ömer degenleri Hazreti Ömer'i katta oğulları.
Bu adam Peygamberimizden hadis rivayet kılgan zatlarını beşincisi. Nihayette uluğ sahabi, uluğ alım. Şu adamga derdim mi ettim? Uzat menge. Ha ozi nima qilgan eding deb so'rab qoldilar. Men mana unaqa qilgan edim, mana unaqa qilgan edim deb aytib berdim. U zot menga. Bu qilgan narsalaring katta gunohga kirmaydilar. Bilib qo'y, katta gunoh 9ta bo'ladi dedilar. Hadis mana shu joyiga yetganda bir narsadan ogoh etamiz. Muhtaram azizlar. İmam hatiblerinin üstüde dinimizdeki en asasi meselelerini aytib barış mesuliyeti yotadı. Şu cihetten katta günahını to'qqizta ekanligini sanadıttı. Mana shuni bir tinglab qo'ying. Birinchisini aytdilar. Allohga shirk keltirish dediler. Bilib qo'y, katta günah 9ta bo'ladi dediler. Sen qilgan ishing katta gunohga kirmaydi, lekin bilib qo'y, katta gunoh 9ta bo'ladi. Allohga shirk keltirish dedilar. Nohaq odam o'ldirish dedilar. Jang maydonidan tashab qochish dedilar. Otib bo'y dezerter der edi. Jangni o'zida otib tashagan ekan. Jangni o'zida otib tashagan ekan dezerter. Bu katta gunohga kirar ekan. 4-sini aytdilar. Ayollarga tuhmat qilish dedilar. Ayollarga tuhmat qilish dedilar. Bu yomon. 5-sini aytdilar. Sutxo'rlik qilish dedilar. 6-sini aytdilar. Masjidlarda ilhod qilish dedilar. İlhad, ilhad degani qiyshayish degani. Masjidning ichida bir-biriga ming'ir-ming'ir ting'ir-ting'ir qilganini otini ilhod der ekan. U katta gunohga kirar ekan. 7-sini aytdilar. Yetimlar molini yish dedilar. 8-sini aytdilar. Odamlarning ustidan kulish dedilar. Odamlarning ustidan kulish dedilar. 9-sini aytdilar. Ota-ona, ota-ona bolasini oq qilib yig'lagani dedilar. Ota-ona bolasidan dili og'riq oq qilib yig'lagani dedilar. Deb turib jannatga kirmoqchimisan? Dozoqdan qo'rqasanmi deb qoldilar. Men ha taqsir jannatga kirmoqchiman. Dozoqdan qo'rqaman taqsir. Ulzot menga. O'zi ota-onang hayotmilar? Men onam hayotlar taqsir. Otam olamdan o'tganlar. Shunda ulzot menga. Alloh nomiga qasam dedilar. Alloh nomiga qasam. Ana shu sahobalar ulug'larni qasamidan keyin muhim gaplar kelyotgan bo'ladi. Alloh nomiga qasam o'sha onangga, qolgan onangga muloyim gaplaringni gapirgin. Shirin gaplaringni gapirgin. Tansiq ovqatlaringdan bergin. Jannatga kirasan. 9ta narsadan ixtiyot bo'lgin deganlarni Al-Buxoriy keltiryaptilar. 9ta narsadan ixtiyot bo'lgin. O'sha onangga shirin gaplaringni gapirgin. Yaxshi ovqatlaringdan bergin, jannatga kirasan. Muhtaram azizlar. Hadisni eshitib o'tirgan zotlar payqab turibdilar, gap nima haqida ketayotganini. Ota-onaga yumshoq gapirish, muloyim gapirish dinimizdagi eng asosiy ish hisoblanadi. Endi biz salbiy tomonini gapirgimiz yo'q. Unga tilimizni aylantirganimiz ham yo'q. Biz o'sha ota-onaga shirin gapirib duo olganlar haqida aytmoqchimiz. Qo'ying oqpadar, ne gapirmaylik. O'zi ham qursin, beti ham qursin, oti ham qursin. Ota-onani ranjitib, ota-onani yig'latib, u odammi degan savol ham tug'iladi. Qo'ying, uyo tomoniga o'tmaymiz. So'z boshqalar haqida. Ota-onasini duosini olib, payg'ambarimizni nazarlarini topib, ulug'lar tiz cho'kkan zotlar haqida bir eshiting. Ota-onani oldida, ota-onani xizmatini qilgan, ota-onani duosini olgan, ota-onaga shirin gap gapirgan,
Odamlarni oldida ulug'lar tiz cho'kkan ekan, shunday tiz o'tirgan ekan. Ana shu hikoyani eshiting. Hazrati Umar oldil Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ulug' buyuk xalifa Hazrati payg'ambarimizning ikkinchi xalifalari Makka'ga kelgan hojilardan Madinaga kelgan ziyoratchilardan yamanlik emasmisizlar deb so'rab qo'yadigan odatlari bor ekan. Ey, sizlar yamanlik emasmisizlar? Yo'q, biz yamanlik emasmiz. Sizlarchi? Biz ham yamanlik emasmiz. Bir kuni Madinai Munavvarada Umara Odil yursalar hayollarda izlab yurgan odamni ko'rganday bo'lib savol berayotganmishlar. Ey, siz yamanlikmisiz? Ha, men yamanlikman. Siz murodlikmisiz? Murod bu Yamandagi viloyatning nomi. Ha, men murodlikman. Siz qaranlikmisiz? Qaran bu qabilaning nomi. Ha, men qaranlikman. Sizni otingiz Uvaysmi? Otangizni ota Omirmi? Ha, meni otim Uvays, otamni ota Omir. Sizni onangiz bormidilar, u kishini duosini olganmidingiz? Ha, meni onam bor edilar. Men u kishini duosini olgan edim. Shunda Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Xattob tiz o'tirgan ekanlar. Ro'parada turgan odam Uvays Qarani ekan. Uvays Qarani. "Ey Uvays," dedilar. "Meni bir duo qiling," dedilar. Shunda Hazrat Uvays Qarani, "Ey Amir al-Mu'minin, siz bunaqa o'tirmang. Siz mu'minlarning amirsiz, hammamizni boshimizsiz." Hazrat Umar aytibdilar, "Yo'q," dedilar. "Ey Uvays, payg'ambarimizdan hadis eshitgan edim. Ul zot aytgan edilar, meni ummatim bo'ladi. U mendan keyin keladi. U yamanlik bo'ladi. U murodlik bo'ladi. U qaranlik bo'ladi. Uning oti Uvays bo'ladi. Otasini ota Omir bo'ladi. Uni onasi bo'lgan bo'ladi, uni duosini olgan bo'ladi. Uni ko'rgan odam duosini olsin. O'shani duosi ijobat bo'ladi." deganlarni eshitganman. "Ey Uvays, duo qiling. Alloh gunohimni kechirsin," deb yig'ladilar. O holatda o'tirgan Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Xattobni ro'paralarda turgan zot Uvays Qarani hazrat duo qilgan ekanlar. "Ey bori Xudoyo, Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Xattobni mag'firat qilgin," dedilar. Bu voqea o'tib Uvays Qarani hazratni Madinai Munavvarani ko'chalaridan yana bir odam tanib qolib xuddi shu savol javobni qilib qoldi. "Siz yamanlikmisiz, siz murodlikmisiz, siz qaranlikmisiz?" "Umarni ko'rganmiding?" "Ko'rgan edim Umarni." Uni ham duo qildilar. Shu bilan hazrati Uvays Qaraniyni hech kim ko'rmagan ekan. Yo'q bo'lib ketgan ekanlar. Odamlar meni tanib qolsa, hamma ishini yig'ishtirib, faqat mendan duo olishga o'tib ketadi bular. Hozirgi kunda Uvays Qaraniy hazrat Suriyaning Raqqa degan joyida ko'milgan ekanlar. Bilol ibn Raboh bilan bir qabristonda yotadilar. Bir zamonlar borib ko'rish nasib bo'lib qolgan. Xulosa. O'sha payg'ambarimizdan payg'ambarimiz u kishini bashorat qilgan, payg'ambarimiz u kishiga xirqalarini bergan, choponlarini bergan. Ha, aytmoqchi, o'sha chopon ham hozirgi Turkiyada İstanbul degan shaharda Xirqai Muborak degan masjidda mana 3 kundan keyin, 4 kundan keyin eksponatga qo'yadi. Har yili bir marta Ramazon oyida Uvays Qarani hazratlari kiygan chakmanni eksponatga qo'yadi. Butun olam kelib haligini ziyorat qiladi. Birodarlar, o'sha chopon shunga o'xshagan materialdir. Shundan bir ortiqmi, kammi? Nega odamlar borib uni ziyorat qiladi? Ey birodarlar, ota-onaga shirin gapirgan, ota-onani duosini olgan odamni o'zi aziz ekan, so'zi ham aziz ekan,
dopsiyem, paypağıyem, hammesi aziz iken, onanı, otanı, rencitkenini, uziyem, betiyem, otiyem, kursun iken. Muhteremezler, hadislerde şuna manalar kegen. Elbette bu narsalarını bir oturu hammesine eğitip bulmaydı yu. El ulus mumun musulmanga havalı etip duramız. Bitti bitti eşitip duramız. Şayet şu kulağlarına girip kalplerde cevap olup kasa. Şayet tokusta günahlardan özümüzü saklasak. Şayet atanelerimizge şirin yakşı geplerini gepirsek. Şayet Allah'ın cennetlerden nasip etse, günahlarımızı keçirse, hidayetine başlasa. Allah'ım günahlarımızı keçirgin, hidayetine başlagin. Ötüp etken atanelerimizi mağfiretu rahmet kılgin. Başımızda dua koylarımız bar atanelerimizini, şülerge şirin geplerini gepirip duasını alışlarımızını nasip eylegin.